Hoş geldin. Hoş bulduk Esra Hanım. Hoş bulduk. Evim istiyorum. 45 milyar para verdim, onu istiyorum. Benim elimden, ben babasından ev alırken, benim hakkıma imza atarken bana para vermiş mi? Bana para vermiş mi? Ben ona imzayı basıvadım. O babası o evi. O zaman bana oradan para vermiş mi o evi alırken? Ben zaten ona onun yanında öleceğim diye. O uşakları boyuduken, ben psikolojim bozukmuş, neden uşakları bağ bırakmış, dış devlete gitmiş? Ben ilkokula, her şeye, ortaokula kadar ben onlara baktım. Ben onlara baktım. Anladın mı? Cezaevine gireyken bıraktım çocukları. Şimdi oğlunuz evet. Ve oğlunuzun birlikte benim paralarımı, söyle ona. Müstakbel eşi diyelim, evet. Canlı yayında. Kenan Bey dedi ki, ben defalarca annemi eve almak istediğimde annemin psikolojisi bozuktu ve eve girmek istemedi dedi. Bugün hayır. Birazcık daha herkes sakin olduğu için sormak istiyorum. Kenan Bey, tekrar hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Esra Hanım, iyi akşamlar. Mikrofonda sıkıntı yok değil mi? Biraz hışırtı var galiba. Sıkıntı var herhalde buradan. Tamam, devam edelim. İyi akşamlar Esra Hanım. Teşekkür ediyorum Kenan. Şimdi dün yayını izledin mi? Buyurun. Dün yayının tekrarını izlediniz mi Gülay Hanım'la beraber? İzledik. İzlediniz. Eşinizden, dostunuzdan, çevrenizden telefonlar, mesajlar geldi mi? Yani bizi arayan herhangi bir şey de söyleyen hiç kimse bir şey söylemedi yani. Ha mesela genelde yakınlar arayıp bak Kenan oğlum böyle olmaz bu işler. Anneciğin de sokaklarda, kar kışta, kıyamette ne yapacak? Yok yok kesinlikle öyle arayan falan hiçbir şey yok. Bulun dediler mi? Şimdi dün anladığım kadarıyla Gülay Hanım'la ilişkiniz... Hayır zaten annemi tanıyan hepsi biliyor yani. Anneyi tanıyan biri oluyor da neden çocukları iba bıraktı, beni gitti? Neden 20 milyar bir, 14 milyar bir? Benim nafakamı 7 seneden beri çekiyorsun Kenan. Bana bir yazma mı alamadı, bir şey mi istedim senden? 7 seneden beri 800 milyon nafakamı çekiyorsun. Kenan Bey, Allah iyi götürmeyecek. Bütün bir kirli koyu biliyor, muktar da biliyor, herkes biliyor. Allah büyük anne, Allah büyük. Allah büyük, Allah bak Kenan. Allah büyük. Aynur seni soydu, suval etti, gidince ben vardım yanında. Allah her şeyi görüyor. 20 milyar bir, 14 milyar paramı aldı, biliyorsun. Benim paramdan o evi aldı, yarı parasını da, ben verdim Kenan. Esra Hanım, vasisi, eski paramı da ben Suna çektim. Suna Hanım evet, bağlandı. Suna Hanım almak zorunda kaldı. Şimdi neden? Çünkü Suna senin kaldım. Cezaevi arkadaşın değil miydi? Almak zorunda kalmadı. Cezaevi arkadaşım bir de almak zorunda kaldı beni. Bunlar yani sokağa düşünsene, atınca. Koca aileden basisi olan cezaevi arkadaşın mı? Evet beni aldı eve. Çünkü neden aldı? Çünkü oğlu Kenan Bey'le arasında bir menfaat çatışması olmuş sanırım. Muhtar evet. Bey de bağlandı. Dün evet. Kenan Bey de izah etti. Ben anneme şiddet uyguladığım için 3800 TL... Para cezası ödemek zorunda kaldım. Bu durum sizin vasi olmanıza engeldi. Şiddet uyguladığım için değil. Ben şiddet uygulamadım. Şiddet uyguladı bana. Her şeyi yanlış aksettiriyorsunuz. Hayır Suna Hanım. Doğrusunu söyleyin. Doğrusunu söyleyin. Niye vasiliğiniz iptal edildi? Neden vasiliği iptal edildi Kenan? Neden vasiliği iptal edildi? Benim takıldığım şu. Ben koca ailede bu kadına sahip çıkacak birinin olmaması beni daha çok evet, rahatsız aynen. ediyor. Şimdi Kenan hani... Neden işte bu kadar... Bakın bakın neden niye sahip çıkıyor? Niye kimse aramıyor? Aynur'u diye çok gidince ben yanıydaydım Kenan. O ev soyulurken bu bay arabayı aldı altıydan. Aynur bırak Aynur geçti. Aynur bitti. Ben yanıydaydım Kenan. Her düştüğü de ben kaldırdım seni Kenan. Esra Hanım. Kim yanımdaydın? Evde tanışma oldu annem. Suna Hanım arabası aldı gitti. Vasisi sen döndün çık evden kocaya git dedi. Mahkeme vasiyi benden aldılar. Döndüğü beni ağlayarak aldınız beni evden. Suna Hanım bağlansın. Allah razı olsun ekmeğini yedim. Suna'nın ekmeğini yedim. Ali Kanza'nın ekmeğini yedim. Ondan sonra gittim yedim. Aldım geldi tekrar. Onlar arka çıktılar bana. Aynen gidiyorlar bana. Allah razı olsun. Onlara ekmeğiydim, onunla Allah razı olsun. Ben konuşamıyorum ki. Peki, konuşacaksınız. Şimdi anneniz cezaevinden biz çıktı. Biz derdini anlatamıyoruz ki. Kenan Bey. Zaten baştan son. Olayın... Ben katılmayacağım yayına filan. Peki, Esra anneniz cezaevinden... Biz çıkmak istiyoruz. Biz hakkımızı savunamıyoruz. Ya... Sen karışamazsın, oğlanla aramda benim. Benim paralarımı verecek. Şu anda paramı aldı. Aynen. Ya şu anda para pul hesabı yapabilecek. Senle benim aramda durumda anne. Değil sen bak. Sen eşimi karıştıramazsın. Anda... Öyleymiş böyleymiş. O konuları katamazsın. Söz hakkınızı... Yanıydı ben vardım. Cevap hakkınızı kullanmak üzere yayındasınız. Evet. Yani zaman kaçmıyor. Haldır uldura da gerek yok. O yüzden böyle sakin sakin de sormak istiyorum. Şimdi anneniz cezaevinden çıkıp sizin yanınıza geldiğinde Kenan Bey. Gülay Hanım hayatınızda mıydı? Değildi. Ve sonra annenizle neler yaşadınız?
Bu duruma nasıl geldiniz? Bana bunu özetlemenizi istiyorum, anlatmanızı istiyorum. Annem cezaevinden çıktığında Gülay Hanım ve benle beraber değildi. Hı hı. Ondan sonra zaten eve geldiğinde zaten bir psikolojik sıkıntı içinde var. Anneme diyorum ki, yani sıkıntın varsa, psikolojik rahatsızsan seni getireyim, kabul etmiyor. Her zaman bana hakaret, geçmişe dönük konuşmalar. Yani affedersin burada konuşamayacağım kelimeleri söylüyor. Hep böyle miydi anneniz? Hayır. En sonunda ya hep de böyleydi ama biz idare ediyorduk yani. Annemizdir, başımız tacıdır diye idare ediyorduk. Zaman yani her zaman bu şekildeydi. Cezaevinden çıktığım bu şekilde. Ondan sonra tartışma oldu. Sunan Hanım cezaevinden tanıdığı için onunla beraber telefon etmiş. Arabası da geldi aldı gitti. Vasisi bendim. Vasiyi Sunan Hanım yaptılar. Cezaevine sokacağı diye beni seni tekrar oraya döndüreceğim dediğim an. Onun için gittim etti. Benden. Annenizle kavganızın en büyük sebebi neydi? Sunan Hanım'ın yanında görünüyor. Annenizle kavganızın en büyük sebebi neydi? Ya Eskişehir'in alması gitmesi, işte paraların gitmesi, işte öyleydi, babam böyle yaptı, işte büyükler böyle yaptı, amcam böyle yaptı, dedem böyle yaptı, biz böyle kaldık, işte ortada kaldık, kimsemiz kalmadı. Ya geçmişe kalmış diyorum, karıştırma, bitti bu konu. Yani ben psikolojim bozuk zaten, yaptıklarının bütün cezasını ben çekiyorum. Psikolojim manevi olarak ben çekiyorum. Ama derdim anlatamıyorum anneme. Neden bu kadar girinceye kadar hayatıydı beni reddettiği Kenan? O zaman kendi çıksaydı evden. Evi alınacak adam, paraları ayı temeri alınacak adama. Madem ben karı geldi. Ben gidin dedim. Hayır dedim bana. Madem karı geldi. Madem bak annenin teklifin, aslında annenin teklifine gerek yok. Anne ben seninle yapamıyorum. Sen burada köyde yaşa. Ben erkek adamım. Her yere sığarım. Tek başıma yaşarım. Ben evden ayrılıyorum dedim niye demediniz? Dedim Esra Hanım. Bunları anlatmanızı istiyorum. Hayır sen gidemezsin diyor bana. Demedi. Ya dur Emine abla. Tamam. Evet bunları anlatmanızı istiyorum. Yalan konuşuyorsunuz. Hayır demedi. Ben evden çıkayım anne sen burada yaşa sana tahammülüm yok artık deyip çıkabilirdiniz 2015 evden. Yılında, 2015 yılında ben babamdan para karşılığında annem tedbir koydu babam gittiği için tedbiri annem kaldırdı. Evet. Ben para karşılığında babamdan evi bütün malları parasını öderek tek tek hepsini aldım. Benim aldığı mı? Ben artık annemle yaşamak istemiyorum. Ben bu aşamadan sonra yayına da bağlanmak istemiyorum. Ben bu konuları aranmak istemiyorum. Ben bu şekilde itham edilmek kötü evlat, hayırsız evlat. Zaten oldum. Peki Kenan Bey şimdi 2015 yılından bahsediyorsunuz. 2015'ten 2021 Ocak ayına kadar bir şekilde anlaşamıyorsun annendir tartışmalı kavgalı gidiyor. Fakat derler yani dananın kuyruğu ocakta zaten kopuyor diye. Zaten bu yıl içerisinde annem asıl olay bu, girdi, bu yıl oluyor. Yattı. Bu yıl olmuyor. Hep öyleydim. Hep öyleymiş. Hep öyleymiş. Ben de duyuyorum. Ermim de söylüyor. Of. Babaannem de söylüyor. Dedem de söylüyor. Hep öyleymiş. Hep. Nasılmış peki? Çocuklarını doğduğundan beri öyleymiş. Nasılmış? Çocukları doğmuş. 3 aylıkmış bu Kenan. 3 aylık çocuğunu bırakıp 20 gün 25 gün anası eliydi emen çocuğunu bırakmış komşunu hanımını emzirtmişler ya. Senin iki tane kayın yanında duymam. Bir daha. Zamanı... Sen, ben asker yolu bekledim iki tane kayın yanında. Şimdi bekle ne olmuş yanında. Eskiden herkes bekliyor. Benim babaannem 9 sene evlatlarına kendisi baktı eşi. Hapishanedeyken, askerdeyken. Bir dakika. Babaannem sen kadar feryat etmedi. Ben kocaya gitmedim. Peki, oğlum Gülay Hanım. Benim babaannem büyüttü beni. Benim babaannem büyüttü beni. Sizin o ben zaman... Ben yetim kaldım. Benim babaannem büyüttü beni. Senin kadar böyle insanlar kimseye kötülük yapmamıştır. Siz Emine Hanım'ın hayatına bir zaman girdiniz. Oğlumla benim aramda. Bir dakika. Siz Emine Hanım'ın hayatına ne zaman senin girdiniz? Senin oğlunla benim aramda diyorsunuzda. Ya Esra Hanım dünkü şeyleri aynı plağa geri sarmış gibi tekrar soruyorsunuz. Ama ben bu sorunun cevabını almak istiyorum. Evlisiniz dediniz. Ben ama evlisiniz. Bütün evrakları attırdım. Boşanma kararı netleşmiştir. Kanalda bütün size attırdım resimleri Anladım. Caner Bey'den. Anladım. İnşallah boşanmanız gerçekleşebilir. Değilim. Mahkemem bitti. Ben Emine Hanım'ın hayatına ne zaman girdiğinizi merak ediyorum. Yani bu... Kimi hayatına kimi ne zaman girdiği önemli değil. Siz hiç kimsenin hakkını sormadan, bu kimsenin hayatının nasıl olduğunu bilmeden
Gülay Hanım şimdi bir yıldır hayatına girdiğiniz... Bunlar iki bir dakika, ana, o zaman şunu yapalım. Mesela. Bakın Gülay Hanım, şunu yapalım. Siz şimdi bir yıldır hayatına girdiğiniz bir kadının çocuğunu 3 aylık emzirirken bırakıp gittiğine girerseniz ben de o zaman şunu söyleyeyim. 20 yıldır demek ki Gülay bunların hayatında. Şimdi senin söylediğinle söylediklerinle yaşananlar arasında fark var. Şimdi bir yıldır bu kadının hayatındasındır. Bir yıldır olanları bilirsin. Ama kalkıp da bir 30 yıl öncekini bilemezsin. Bununla ilgili bir iddiada bulunamazsın. Neden? Anlatılanlar var. Anlatılan var. Canlı şahit babaannem var. Canlı şahit onlar dedem benim var. Zaten evimi burada Ermen var. Kenan. Amcası var. Aynur evi soyadında kim vardı Kenan'ın yanıydı? Ben bu Kenan, olayın. Ben yıkmadım senin yüzünü. Şimdi bunu. Varmış. Sen telefonla 3 kere karıyı yakalamadın mı? O karıyı 3 kere yakalamadın mı? Kimi? Ya lütfen evet. Emine Hanım yani tamam. Ne yapacağım şimdi onun hayatını? Tamam. Bak gerçekten senin de böyle bir özelliğin var. Lütfen yani yakalasa ne olur. İster yakaladıktan sonra alır koynuna evliliğine devam eder. İster ayrılır kime ne yani. Burada da görüyoruz. Affet diyor affediyor. Ayrıl diyor ayrılıyor. Bitti o. Şimdi Gülay Hanım problem şurada. Benim anlayamadığım. Esra Hanım ben size bir şey söyleyebilir miyim? Sözünüzü kesiyorum ama. Esra Hanım. Ah Kenan. Kenan'ın annesi ne yaşarsa yaşasın. Sizin yapıcı olmanız gerekirken siz niye yıkıcısınız? Esra Hanım, ben size anlatayım mı? Bak, ben Kenan Bey'le tanıştığımdan beri bu kadın oğlunu kimseyle paylaşmak istemiyor. Hı. Bana devamlı oğlum böyle işte kadınlarla görüşüyor. Hı hı. Beni ondan soğutmak için yapmadığını bırakmadı. Hı. Artı ondan sonra yazıhanenin önüne geldi. 6:30'da oraları birbirine karıştı. Patronu oradan onu kovdu. Kovmadın. Ben bunları soruyorum. Bana hakaretler etti. Hayır. Yalan. Bana hakaretler etti. Beni orada rezil etti yazıhanenin önünde, Bartın merkezde. Patronu bile dedi ki, annen dedi, seni dedi burada rezil etmeye gelmiş ama ben seni tanıyorum dedi. Ve annesini oradan uzaklaştırdılar. Ben bana inanmıyorsunuz, eşime sorun. Ne zaman oluyor bu olaylar? Ama... Ne zaman olmuştu eşim? Görmedim yemin ederim o adamı ben. Birkaç ay önce. Birkaç ay önce bu yakın zamanda. 5-6 ay önce devamlı peki, böyle bir konu. Biraz önce kendisi şöyle bir cümle. Kendisi hasta oldu. Kendisi hasta oldu. Esra Hanım lütfen bak siz hep konuşuyorsunuz bak bize de hak verin. Ay hasta oldu. Benim arkadaşımın eşinin eczanesi var ilaçlarını aldık. İğne vurdurmaya gittim hastaneye beraber gittik eşimle. İğnesini vurdurduk. Hiçbir tartışma yok. Ben ondan hiçbir kere yüz yüze gelip de asla tartışma yapmadım. Hepsi yalan. Bir kere kavgamı olmadı. Ben zaten oğluyla olan tartışmasının içinde de asla ben yokum. Hiçbir zaman olmadım. Ama devamlı benim üstüme binmeye çalışıyor. Ben kötü kadınım. Ben seni tanımıyorum. Ben oğlundan ayırdım. Ben bunu yaptım. Yapmadım. Ben seni tanımıyorum. Allah'a yemin ediyorum ki, Allah'a yemin ediyorum ben böyle bir şey yapmadım. Dediniz benim ki biraz önce yok. Beni oğlundan soğutmaya çalışıyordu. Oğlunu kimseyle paylaşmak istemiyor. Asla böyle bir şey yapmadım. Keşkele Kenan'ı ilk tanıdığımdaki mesajlarım telefonum bozulmuştu. Silmeseydim de Kenan'a yazdıklarımı size okutsaydım. Şunu sorabilir ben, miyim? Hatırladıklarınızı Kenan Bey annesini kabul etse tavrınız ne olur? Yanınızda oturan Kenan Bey. Ben anneni bir oda veriyorum dese, mesela insanım. Diyorum, mesela ben, Gülay Hanım. Hayır, şu anda hayır, sesli hayır. Düşünüyoruz Gülay. Hayır Hülya Hanım. Neye hayır? Ben de sesli size düşünerek cevap veriyorum. Bakın, ben o köye devamlı gittim. Ahırda atımız vardı, atı yemlerken, bana devamlı hakaret ettiği için atı yemlerken küçük kızı bile vardı. Eşime dedim ki, eğer dedim ben eşime koç diye hitap İftira ederim. Atma. Koç Kurban Bey dedim. Olma. Ben dedim annenle yaşamaya kalksam dedim beni bir ay içinde mezara koyar dedim. Babana bile dedim sabahı 6:30'da tüfekle vurmuş dedim. Ben o kadından korkuyorum dedim. Ben onunla yaşayamam dedim. Ben söylediklerimin arkasındayım. Asla yalan söylemiyorum. Peki bu olaylar bunların hiçbiri yaşanmamış olsaydı. Ben ondan korkuyorum. Neden korkuyorsunuz? O kadın 6:30'da eşini yataktan kaldırıp da vurmuş bir insan. Benim can tehlikem var. Siz diyorsunuz ki kadını yanınıza alın. Kadın beni kötülüyor devamlı. Hayatım gelin seni bak kötü. Şimdi
kocasıyla sevgilisi ya, böyle kötü. Şunu da yapmayın. Şimdi kocası diyor, kocam bana ihanet etti. Evet. Ben de kendisini vurdum dedi. Hastanede asla yani dedi. Hani bunun savunulacak bir tarafı yok. Evet. Ama bu her iki insan arasında maalesef ki yaşanmış çok acı bir olay. Şiddetin başka bir boyutu. Biz sadece kadına şiddeti konuşuyoruz ama yani kadınlardan erkeklere, insanlardan hayvanlara da şiddet var. Fakat buna rağmen Kenan'ın babası diyor ki Emine sokakta kalma, gel benimle yaşa diyor. O adam bu kadına güveniyorsa başka kimsenin söz söylemeye hakkı yok. Kendi vurulmuş yani. Evet, ben gitmedim. Şimdi peki siz şunu Esra teklif et, bak sesli düşünüyorum. Hepimiz beraber toplandık, konuştuk. Peki sesli düşünüyorum ya Kenan. Şimdi hepimizin ataları var, büyükleri var. Annen yaşlı kadın. Zaten durumu da ortada. Ya biz gidelim şehirde yaşayalım, bırak burayı da. Annem burada yaşasın, hiç başımızda ağrımasın, görüşmek zorunda da kalmayız. Biz bu evden çıkalım teklifinde bulundunuz mu Kenan Bey'e? Hayır, böyle bir teklifte bulunmadım. Cazip bir teklif. Bu beni ilgilendirmiyor, beni ilgilendirmiyor bu konu. Mantıklı mı Esra peki? Esra Hanım, bu konu beni ilgilendirmiyor. O onun Kenan Bey'in şeysi konusu, bu beni ilgilendirmiyor. Hayır ama bunu da ben vereyim ya. Bu... Beni buna karıştırmayın. Seçim yapmak zorunda bırakıyorsunuz. Siz evlilik aşamasındasınız. Diyorsunuz ki Kenan Bey'e, ben anneni sen tercih ederse, bu eve girerse ben onunla yaşamam diyorsunuz. Seçim yapmak zorunda bırakıyorsunuz. Aynen. Ben onu soruyorum size. Hülya Hanım. Kenan Bey. Hülya Hanım. Kenan Bey seçimini Hülya Hanım, yapsa. İsterseniz. Kenan Bey lütfen cümlemi tamamlayayım. Kenan Bey, ben de şeyler üzerinden sizi tanımak adına soruyorum. Kenan Bey seçimini yapsa, Gülay ya ben annemi bırakamıyorum, bak mağdur oluyor. Sosyal çevremde de bu konudan mağdurum, insanlar üzerime geliyor. Ben anneme bu odayı veriyorum dese hiç tavrınız kimse ne olur? Sizin tavrınızı merak ediyorum ben. Bir kadın olarak, babaannesi izleyen bir kadın olarak. Hülya Hanım, üç günden beri bu olayı çeviriyorsunuz, plak gibi tekrar söylüyorsunuz. Üç günden beri bu konudan eşime bir tane telefon gelip de Kenan anneni köyün muhtarı atma. Dedi ya. Köyün muhtarı dedi. Hayır, bırakın, kimseye gerek yok. Bakın aklı selim muhtar olan. Muhtar Bey. Bakın muhtar Gülay, bu ne demiş önemli değil. Şimdi bak önümüzde bir problem var. Evet. Ortada yaşlı bir kadın var, tamam mı? Evlenecek olan da bir çift problemi var. Kendisi bu çözsün. Çiftlerden bir, yani taraflardan biri bu kadının problemi çocuğu. Kendi çözsün diyor bak. Şimdi mantıklı düşünüyorum. Buradaki senin annen. Yani annen sokakta mı kalır yoksa bir çözüm üretilir? O kadın o evde mi bırakılır? Sen mi taşınırsın? Esra kalmıyor. Nerede kalıyorsun? Sokakta hiçbir zaman kalmadı o kadın. Dairem mi var benim Kenan, paralarımı aldım. Nerede kalıyor? Suna Hanımcığı ile beraberdin devamlı. Ben Eli evinde ne zamana kadar kalacağım? Suna Hanım yanındaydı. Orada da iş buldu. Ben ne zamana kadar? İş buldu. Bak ben çalışacak kadar mıyım? Benim bağrıdan ameliyatlıyım ben. 30-40 tane dikiş var. Seni Sakarya'ya götürdük. Seni Sakarya'ya götürdük. Kimliğini almaya. Sakarya'ya götürdük. Suna Hanım'ın evine oraya dönmeden sana sen Kenan dedi ki beni. Anne eve gidelim mi dedi. Demedi. Sen dedin ki. Beni. Ya uydurma hiç. Neden bu kadar yalan söylüyorsun sen? Sen dedin ki. Sen hepimiz beraberdik. Bolu Dağı'nı geçip Bolu'yu geçerken Kenan'a arabada dövmeye kalktın. Vurdun direksiyonda adam. Ne diyor? Dövmeye kalktın. Arkadan fidiliyim boy. Hakaret ettin. Ben evleneceğim dedin. Ya ben çıkacağım bu şey yayından ya. Arkadan fidiliyim. Bu böyle bağırdı ki ben çıkacağım ya. Ben yapacağım ya. Evimde. Eminem Gülay. Yalancı şey. Buyuruyor musunuz haline? Bir dakika. Yalancı ya. Bak biz arabada gelirken Kenan'a diyor ki oğlum diyor ben evleneceğim diye. Bir tane de ya. Kaptan var diye. Kaptanla evleneceğim diye. Ben de ya. Kendi hayatıma bakacağım diyor ya. Ay, ama. Yalan söylüyor orada. Şimdi Gülay.